Yani Erbil'in bütün giriş çıkışları, bütün kontrol noktaları hepsi tamamıyla yani giriş çıkışa kapatıldığı bilgisi geldi. Yani olayın hemen ardından tabii bir önlem alınmış fakat az önce bölgesel Kürt yönetimi Asayiş Bakanlığı tarafından bu bilgi paylaşıldı. Olay şöyle cereyan ediyor. Tabii Empire bölgesi var Erbil'de. Burası korunaklı bir bölge. Konsolosluk çalışanları yani yemek yemek için restorana gidiyorlar. Daha sonra kimliği belirsiz kişi veyahut da kişilerce daha tam net değil. Onlarla bir saldırıya geçiyorlar. Bir kişi geliyor silahıyla dediklerine göre yani susturucu varmış silah üzerinde. Saldırıya geçiyor. Saldırı sırasında maalesef baş konsolos çalışanlarımızdan bir tanesi şehit oluyor. Bir tane daha yerel birisi de öldürüldüğü de bilgisi geliyor. Fakat bu konsolosluk çalışanı mı ve hatta normal vatandaş mı belli değil. Bir yaralı da var. Yaralının da durumu çok ağır olduğu söyleniyor. Dediğim gibi bölge tamamıyla şu an güvenlik çemberi altında. Hem restoran hem restoran etrafı ve Erbil'in bütün giriş çıkışları da tamamıyla yani kapatıldı. Herhangi birisi şu an Erbil'e giriş veya çıkış yapamaz. Böyle bir kontrol altına almışlar. Bölgesel Kürt yönetimi Asayiş bölgesine dediğim gibi açıklama geldi. Bu olaya karışanlar veya failleri bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Herhangi bir tereddüt olmasın. Tabii bölge yani çok ciddi bir şu an sarsılıyor. Çünkü Erbil daha önce hani güvenli bir bölge olarak biliniyordu. Fakat böyle bir saldırının olması bekleniyordu. Birkaç senaryo var dediğim gibi tam yani şu ana kadar net değil. İşte onlardan en güçlü senaryo iki tane silahla ve silahın başında susturucu olduğu söyleniyor. İçeri giriyor. Normal bir kıyafetle içeri giriyor. İçeride bir şeyler söylediği yani silahını çıkardığı anda bir şeyler söylediği söylüyor. Bazı görgü tanıkları bu yani bazı cümleler sarf ediyor. Bu cümleleri sarf ettikten sonra silahını ateşliyor ve maalesef olayda şu ana kadar yani bildiğimiz kadarıyla bir tane konsolosluk çalışanı bazıları işte konsolosluk muavin yardımcısı olduğu söyleniyor. Bir personel şehit oluyor. Yerel bir kişi de hayatını kaybediyor ve birisi de çok ağır yaralı olduğu söyleniyor. Bu arada saldırgan veya saldırganlar çünkü bazı yetkililerle yaptığım görüşmede içeride birisi de gözcülük yapmış. Yani bunları takip etmişler daha sonra oturduklarına dair bilgi vermişler. Sonra içeri girmiş de o kişi bu saldırı yapmış. İşte saldırı veyahut da saldırganlar olay yerinden karşılığı da bilgisi geliyor. Tabii yani yani bu olaylar bir terör olayı olduğu şu an onu gösteriyor bize. Daha net bir bilgi de yok o bölgeden. Yani hem yetkililer de bir tek Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminden bu bilgi yani şu ana kadar aktarılmış böyle bir saldırı oldu ve bütün önlemler alındı. Gereği neyse yani yapılacak ve bu olaya karışanlar da mutlaka cezalarını alacaklar. Bu arada